Merhaba Enes. Turkish Masters'ta ilk eleme turunda Hüseyin Vafa ile oynadın. Çok istediğimiz gibi bir sonuç olmadı ama performansını nasıl değerlendirirsin genel olarak? Ya abi, yani kelimeler yetmez yani şu anki içimdeki duygu patlamasını anlatmaya. Fakat çok güzel bir tecrübeydi ilk başta. Yani bu turnuvaya katılabilmek çok güzel bir şey. Hayal bile edilemezdi. Fakat daha güzel bir sonuç alabilseydik ya da en azından birkaç frame yani kafa kafaya gelebilseydik daha güzel olurdu. Çünkü şans vardı, değerlendiremedim. Ona kızdım yani. Yoksa yani ben o maça bir pozitif enerjiyle girmek istedim. Sağlık olsun. İnşallah tecrübe edinip bir dahaki zaman. Elin biraz sertti maç boyunca. Özellikle çektirme vuruşlarında bunu biraz fark ettik. Heyecan da vardı, kameraya yansıdın bazen. Beyaz cebe çok düştü. Onu nasıl değerlendirirsin? Yani elinin sertliğinden mi oldu yoksa dikkatsiz miydin? Nasıl değerlendirirsin? Ya baskı altında aslında hiçbir şey istediğin gibi gitmiyor. Yani kolunu düz yani atsan bile yani heyecanlık yüzünden, gerginlik yüzünden yani kolun kasmasıyla top ileriye gitmiyor yani. Sola sağa falan gidiyor. Yani benim o beyaz iki kere galiba aynı cebe düştü. Abi iki kere run through oynamak istedim. Yani iki bantla siyaha yani iki banttan çıkıp siyaha pozisyon almak isterken çok kötü vurdum. Beyaz peşinden gitti. Maçta özel de bir pozisyon yaşandı. Biraz da şanssızdı. Kahverengi arkasında çok güzel bir snooker bulmak üzereydin. Fakat maviye dikkat etmedin. Orada mavi yavaş yavaş süzülerek sol orta cebe girdi ve snooker'ı sen çözmek zorunda kaldın neticede. Biraz anlatır mısın o pozisyonu? Yani çok şanssızlık aslında. Yani onda bir olacak bir top geldi, o biri işte oldu. Kahverenginin arkasına snooker koymak istiyordum. Mavi düşeceğini tahmin etmiştim. Yani böyle potansiyel vardı ama düşeceğini zannetmiyordum. Masayı hesap edemedim, düştü. Ondan sonra snooker'dan da çıkamadım. Hüseyin de işi zaten ele aldı yani. Tabii seneye burada tekrar olmak için en önemli durak Türkiye şampiyonası olacak. Orayı mutlaka başarılı geçirmeyi planlıyorsun ama bunun haricinde kariyerinle alakalı hedeflerin nelerdir? Ya şimdi ilk başta ben uzun bir ara sonra gene snooker'a başladım. Yani ciddi antrenmanları belki 1-2 haftadır yapıyorum. Ondan önce iş nedeniyle fazla antrenman yapamadım. Hiç yapamadım diyebilirim yani eskisine nazaran. Ve umarım bu turnuva benim için motive olur. Aynı zamanda Türkiye şampiyonası da ilk basamak olacak bu turnuvaya gene kalifiye olabilmek için. Yani iyi bir hazırlık yapmak zorundayım. Ve inşallah iş hayatımı da ona göre zaten ayarladım. Antrenmana devam. Hazırlığımızı yapacağız. Bir dahaki seneye buradayız. Teşekkür ederiz zaman ayırdığın için. Seneye görüşmek üzere. Eyvallah, sağ olasın.